Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlulukdeten millisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diğer'le Haşr Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da Zeyl'in ikinci parçasına geldik. Söz basım külliyata göre 159. sayfadayız. Efendim bugün bu ders itibariyle bir senemizi doldurmuş olacağız. Yani bu sözler okumalarına başlayalı tam bir yıl olmuş oluyor. Geçen sene 27 Şubat'ta başlamıştık. Bir senemizi doldururken gönül isterdi ki 10. sözün sonuna gelelim. O nasip olmadı. Araya arızalar girdi. Yeterince sık yapamadık, bitiremedik. Ama finaline de yaklaştık inşallah. Bu ay içinde sözlerin bu kısmını bitiririz. 11. söze başlamış oluruz. Ve yolculuğumuz inşallah ömrümüzün sonuna kadar Cenab-ı Hak inayet lütfettikçe, afiyet verdikçe, ömür verdikçe devam eder. Pekala. Zeyl'in ikinci parçasından önce ayetleri okuyalım, üzerinde konuşalım. Başta bir miktar ayet var. Ondan sonra da eğer vaktimiz kalırsa metinden de bir kısmını okuyalım ve üzerine konuşalım. Zeyl'in ikinci parçası. Baştaki ayetin mucizane işaret ettikleri 9 tabaka, berahine haşriyeye dair 9 makamdan birinci makam. Estağfirullah. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ. Peki bu ayetler neredenmiş? Rum suresinin 17-19. ayetleri, Rum suresinin 17-19. ayetleri, yani 17-18 ve 19. ayetleri. Kısa bir meali de şu şekilde bu ayetlerin: akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'a tesbih edin. Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'a tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların hamd ve senası ona mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğle vaktine erişince de Allah'a tesbih edip namaz kılın. Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarır. Ölümden sonra yeryüzünü o diriltir. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Bir daha okuyayım kısa mealini. Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'a tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların hamd ve senası ona mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğle vaktini erişince de Allah'a tesbih edip namaz kılın. Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarır. Ölümden sonra yeryüzünü o diriltir. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Derslerimizi takip edenler belki hatırlayacaklar. Zaten Risale-i Külliyat'ını bilenler hemen hatırlayacaklar. 9. sözün başında da bu ayetlerin bir kısmı vardı. Geri kalan kısmı da Haşr Risalesi'nin içindeydi. Hemen şöyle bir 9. sözün başına gideyim. 8. söz ve evet. 9. sözün başında ilk 2 ayet vardı. Şöyle 17-18. ayetler vardı. Ne münasebetle buraya konmuştu hatırlayalım. 9. söz namaz vakitlerinin hikmetini anlatıyordu bize. Başındaki soruyu okuyalım. Benden namazın şu muayyen 5 vakti hikmeti tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz diye başlıyordu bu 9. söz. Bediüzzaman Hazretleri burada namaz vakitleriyle dünyanın ömrü, evrenin ömrü, insanın ömrü arasında bağlar kuruyordu. Ve bu 5 vaktin aslında günden seneye, seneden ömre, ömürden alemin ömrüne izdüşümler takip ettiğini, döngüsellik yaşadığını söylüyordu. Onlardan birisi mesela neydi? Şöyle bir yerden, şurayı okuyayım mesela. Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika
ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar. İşte burası 9. sözün mantığını anlatan paragraf. Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir saat-i kübrası olan şu alemi dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat-ı ömrü insan ve günleri sayan edvar-ı ömrü alem birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler, birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar. Kimler birbirini hatırlatıyormuş? Bir Cenab-ı Hakk'ın bir saat-i kübrası olan şu alemi dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı. Bir gün yani. Ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat-ı ömrü insan. İnsanlığın ömrü, seneler ve günleri sayan edvar-ı ömrü alem ve alemin ömrü. Onları Bediüzzaman Hazretleri daha kısa zaman birimlerine benzeterek anlattı. Ve bunların ne olduğunu söyledi? Birbirinin misalidirler, yani aralarında benzerlikler var, birbirinin hükmündedirler, birbirlerinin yerine geçerler. Orada öyleyse burada da böyle diyebilirsin ve birbirlerini hatırlatırlar dedi. Mesela onlardan bir tanesini de okuyalım. Asr zamanı, yani ikindi vakti, güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem ahir zaman peygamberin aleyhissalatü vesselam asr-ı saadetine benzer ve onlardaki şuunat-ı ilahiyeyi ve inamat-ı rahmaniyeyi ihtar eder dedi. Ve bu dördüncü nükte boyunca, dokuzuncu sözün dördüncü nüktesi boyunca o zaman bağlantılarının özet manasını verdi. O zaman okumuş, konuşmuştuk bunların üzerine. Şimdi döndük geldik. Diğer ayette işte Rum suresinin 19. ayette Haşr Risalesi'nin içinde bir yerde geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onu da bulabilir miyiz hemen şimdi? Şöyle ayetlerin çok olduğu bir yer vardı. Muhtemelen oradadır diye düşünüyorum. Ana metni bitirdikten sonra bir ayetlerin bol olduğu bir yere gelmiştik. Hatime bölümüne, evet. Hatime bölümüne gelmiştik. Hatime bölümünde yanlış hatırlamıyorsam bu ayet geçiyordu diye hatırımda kalmış. İnşallah yanlış söylemiyorumdur. Bakıyorum şimdi arkadaşlar. Rum suresinin 50. ayeti var. Yasin suresi var. Hac suresi var. Nisa, İnfitar suresi var. Zilzal, Kariya, Nahl suresi var. Burada değilmiş. Ama sanki ona da biz rastladık. Acaba nerede rastladık? Heh, şuradaymış. Hatime değil, 10. sözün mühim bir zeyli ve layıkasının birinci parçasının başındaki ayetlerde geçiyormuş. O ayetler de yine Rum suresinden ama daha geniş. 17 ile 27 arası. Yani 17 ve 27 de dahil. Burada nasıldı? 17-19 arasıydı. Orada yine geçiyormuş o ayet, elbette o bütünlüğün içinde geçiyordu. Zaten burada şimdi konuşacağımız şeyi orada da konuşmuştuk. Tekrar bir hatırlatma geçmiş oluyorum. Yani Bediüzzaman Hazretleri bu eserleri sırayla yazmadı biliyorsunuz. Mesela 10. söz ilk eser diyorlar ama sonra işte muhtelif eserler yazdı ve sonra sıraladı bu eserleri. Yani külliyat içine yerleştirdi, numara verdi diyelim. Bakınız 9. söz 10. sözün önünde bize şöyle gelebilir. Ya ne alaka şimdi namazın vakitlerini anlatıyordun, hop diye geçtin haşr-ı iman anlatıyorsun. Yani pek bir konu ilgisi yokmuş gibi. Fakat Rum suresine baktığınız zaman, Rum suresi 17-19 arasına, aslında Kur'an'da böyle gitmiş. Bir daha okuyayım meali, şimdi aklınıza gelecek. Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'a tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların hamd ve senası ona mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğle vaktine erişince de Allah'a tesbih edip namaz kılın. Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarır. Bak, buraya kadar 9. söz. Ölümünden sonra yeryüzünü o diriltir. Hadi bakalım. İşte 10. söz. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Demek ki namaz vakitleriyle ahirete iman arasında da bir ilgi var. Şimdi okuyacağımız metinde mesela hayat üzerinden devamında, yani bu
ayetler kısmı değil de devamında 30. lemanın 5. nüktesinin 4. remzi olan kısımda bir bağlantılar kuracak Üstad Hazretleri hayatla diye akaid-i imaniye arasında, yani hayatın akaid-i imaniye aynalığı mesabesinde bize öyle şeyler öğretecek ki şaşırıp kalacağız. Burada da bakınız bize yine bir bağlantı öğretiyor. Yani namaz vakitleri ve haşir, ahiret arasında bir ilgi var. Nedir bu ilgi? Yani ben 9. sözü, 10. sözü boş boşuna peş peşe koymadım diyor Bediüzzaman Hazretleri. Peki nedir bu ilgi? Onu soralım. Bu ilgi döngüselliği kavramak. Biz ahirete iman ederken hangi ayetle şey yapmıştık? Fenzur ila eser rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiha ila ahir. O ayetle başlamıştık yolculuğumuza. Hemen dönelim o ilk sayfaya, bir hatırlayalım. Evet, 10. sözdeyiz. Oraya da bir dönüp bir hatırlatma yapmak istiyorum. Finaldeyiz, böyle toplayıcı şeyler iyi oluyor diye düşünüyorum arkadaşlar. 9. sözü geçelim. Buralara evvelden hazırlanıp ayraç koysam iyi olur tabii. Onu yapmamam benim tembelliğimden oluyor. Evet, 5. suret, 2. suret. Hemen geçiyorum. Evet, bu da Rum suresinin 50. ayetiydi. Mealini okuyayım, kısa bir mealini. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayeti. Bakınız, 9. söz Rum suresi 17-18, Haşir Risalesi'nin başı Rum suresi 50. Devam ediyoruz. Haşir Risalesi içinde Üstad o aralığı bir daha veriyor bize. 17'den 27'ye kadar bir aralık daha veriyor bize. Dönüşte Zeyl'in ikinci parçasında bu sefer de ne veriyor? 17-19 aralığını veriyor bize. Rum suresinin, yani biz şu an Rum suresinin içinde geziniyoruz. 9. sözde başladık bu gezintiye. Hala da devam ediyor. Oradaki bağ da şu. Zamanda nasıl izdüşümler var? Mesela nasıl ikindi vakti az önce okuduk, Peygamber Efendimizin geldiği zamana, dünyanın işte asr-ı saadet zamanına falan böyle göndermelerle olduğunu söyledi Üstad. 10. sözde, o 4. nüktede Haşir Risalesi'nin, Haşir Risalesi diyorum, 9. sözün 4. nüktesinde öyle bir şey söyledi Üstad Hazretleri, bize öğretti. Bunlar birbirine bakıyor dedi, birbirleriyle ilgisi var dedi. Onu bütün vakitler üzerinden anlatıyor orada 9. sözün 4. nüktesinde. Şimdi bu döngüselliği kavradın mı? Kafan bu kıyaklığı, bu kıvraklığı aldı mı? Gel bakalım Rum suresinin 50. ayetine. Baharla haşir arasında da bir döngüsellik var. Ya döngüsellik diyorum, misal olma, ayna olma, benzerlik var. Nasıl dünya baharına dönüyor, kışından baharına geliyor, ölüler diriliyor. Dünyanın da baharı olacak. O büyük dairede onun da yansıması olacak. Demek ki namaz vaktinin sırrını anlayan insan haşirin de sırrını anlar. Namaz vakitlerinin sırrını anlayan insan haşirin de sırrını anlar. O anlamda 9. söz bize namaz vakitlerini öğretmesinin, yani öğretmesinin yanı sıra bir de haşirin mantığını veriyor, kolaylığını gösteriyor. Kafa açısını sağlıyor diyelim. Kafamızı açıyor ona yönelik olarak ve biz geldiğimizde diyoruz ki evet bak zaten öğrendik. Orada öyle oluyormuş. Bunların zaman dilimlerinin birbirisiyle ilgisi varmış. O zaman işte ahirete iman da zor değil. Çünkü baharla da haşrin bir ilgisi var. Onlar da birbirine benziyor. Olabilir yani. Kıvraklığını kafamız kazanıyor. Buradan da şuraya gidelim. Yani namaz niye kıymetli? Niye 5 vakit namaz kılıyoruz? İbadetler içinde en böyle disiplinli, devamlı olması gereken namaz. Allahu alem onun bütün akaide bakan yönleri, yanları olduğu için, bize büyük bir tedris, bir eğitim olduğu için, ondan bağımız koptuğu zaman işte mesela o zamanın döngüselliğini kavramak, zaman dilimleri arasındaki bağları görmek, o yeteneği de belki kaybediyoruz. Ve o nereye gidiyor? Bak o da haşre bakışımızı etkiliyor. Veya diğer iman rükünlerine de etkisi vardır onun mutlaka. Belki ileriki metinlerde o şey açıları da göreceğiz. Bediüzzaman Hazretleri onları öğretecek. Fakat burada daha bu ayet-i kerimelerin mealini okuduğumuzda, kısa bir mealini okuduğumuzda bile görüyoruz ki Cenab-ı Hak önce
namazın vakitlerini örnek veriyor bize. Emrediyor bizi namaz vakitlerini. Sonra da haşre geçiyor. Onunla ilgisini de hakikatinin üzerinde durarak Bediüzzaman Hazretleri 9. sözde ve 10. sözde tefsirini bize yapıyor. Efendim burayı kısa konuşacaktım. Çok uzun konuştum. Vakit aldı. Şimdi 30. lemanın 5. nüktesinin 4. remzini okuyalım. Ama önce şurada iki satır var, onu okuyayım. Olan fıkradaki ferman-ı haşre dair gösterdiği bir ruhan-ı bahiri ve hüccet-i kahtası beyan ve izah edilecek inşallah demiş bir haşiye var. O makam daha yazılmamış. Yani Bediüzzaman Hazretleri burada bu ayetlerdeki ferman-ı haşre dair buradaki gösterdiği ruhan-ı bahiri ve hüccet-i kahtası beyan izah edilecek demiş ama onu yazmamış. Allahu alem belki 9. söz, 10. söz ilgisi bu şeyi sağlar diye düşündü. Orada bu bir şey var belki diye düşündü, yazmadı. Belki nasıl diyelim, o kapı kapandı bazen diyor Üstad Hazretleri, hani uzaklaşmaya başladı, etrafını çevirip avlamaya çalıştım. Ne de olsa ilhamla yazılan eserler bunlar. Mevsimi olmayınca, tam zamanında tutturamayınca, o Cenab-ı Hakk'ın kalbe lütfettiği manalar tam vaktinde avlanamayınca, geriye kalınca sönüyor. Üstad Hazretleri de bazen onları yazmaktan vazgeçiyor. Böyle notları da eserlerinde, laikalarda özellikle var. Pekala, burası yazılmamış ama ayetlerin üstüne biz yine de konuştuk. Devam edelim Zeyn'in ikinci parçasında. 30. lemanın 5. nüktesinin 4. remzi var. 30. lemanın 5. nüktesinin 4. remzi. Orada da bir haşiye var. Hemen başlığın yanında bakalım ne denmiş. Hayat meselesi haşre münasebeti için buraya girmiş. Normalde lemalarda geçen o hayat meselesi haşre münasebeti ilgisi için buraya girmiş. Fakat hayatın ahirinde kader rüknüne işareti pek ince ve derindir. Sadece ahirete değil, kadere de hayatın aynalığı varmış. Orası da çok ince bir yermiş. Oraya dikkat edin diyor Bediüzzaman Hazretleri. Kaçırmayın oradaki meyveleri der gibi burada bir notla bize durumu söylüyor. Devam edelim, okuyalım. Sonra da okuduğumuz kısmın üzerine konuşalım. Biraz uzun okuyayım. Netice diye bir yer var. O netice denilen yere kadar toplu bir metin gibi duruyor. Oranın tamamını bir solukta okumak istiyorum. Sonra dönüp başına konuşacağız. Hayatın 28. hassasında beyan edilmiştir ki, nasıl telaffuz ettim ya? Hayatın 28. hassasında beyan edilmiştir ki, hayat imanın 6 erkanına bakıp ispat ediyor. Hayat İmanın altı erkanına bakıp ispat ediyor, onların tahkukuna işaretler ediyor. Evet, madem bu kainatın en mühim neticesi ve meyvesi ve hikmet-i hilkati hayattır, elbette o hakikat-i âliye, bu fani, kısacık, noksan, elemli, hayat-ı dünyeviyeye münhasır değildir. Belki hayatın 29 hassasıyla mahiyetinin azameti anlaşılan şecere-i hayatın gayesi, neticesi ve o şecerenin azametine layık meyvesi hayat-ı ebediyedir ve hayat-ı uhreviyedir. Taşıyla ve ağacıyla, toprağıyla hayattar olan dar-ı saadetteki hayattır. Yoksa bu hadsiz cihazat-ı mühimme ile teçhiz edilen hayat şeceresi zişuur hakkında, hususan insan hakkında meyvesiz, faydasız, hakikatsiz olmak lazım gelecek. Ve sermayece ve cihazatça serçe kuşundan mesela 20 derece ziyade ve bu kainatın ve zihayatın en mühim, yüksek ve ehemmiyetli mahluku olan insan, serçe kuşundan saadet-i hayat cihetinde 20 derece aşağı düşüp, serçe kuşundan daha aşağı, 20 derece aşağı düşüp en bedbaht, en zelil bir biçare olacak. Hem en kıymetli bir nimet olan akıl dahi, geçmiş zamanın hüzünlerini ve gelecek zamanın korkularını düşünmekle, kalbi insanı mütemadiyen incitip, bir lezzete 9 elemleri karıştırdığından, en musibetli bir bela olur. Bu ise 100 derece batıldır. Demek bu hayat-ı dünyeviye
ahirete iman rüknünü kat'i ispat ediyor ve her baharda haşrin 300 binden ziyade numunelerini gözümüze gösteriyor. Neticeye kadar okuyayım dedim ama burası da bana toplu geldi. Sanırım oraya kadar gitmeye gerek yok. Zaten vaktimiz çok yok. Bu paragrafı konuşalım. Vaktimiz kalırsa devam ederiz. Tekrar başa dönüyoruz. Şimdi, hayatın 28. hassasında beyan edilmiştir ki. Bunu nerede söylüyor? Belki 30. lemada zaten bu mevzu geçiyordu. Oraya atıf var. Veya Risale-i Nur Külliyat'ın başka yerlerinde hayatla ilgili bahislere üstad atıf yapıyor. Orayı tam bilemiyorum. Ama muhtemeldir ki 30. lemanın içinde olsun bu hayat vurgusu. O daha mümkün. 28. hassasında beyan edilmiştir ki, hayatın 28. özelliği, hassası. Hassa özellik demek, evet. Meziyeti, ne diyelim, hikmeti, bu manalar bunda saklı. Orada 28. hassasında beyan edilmiştir ki, hayat, bizim bildiğimiz hayat, sadece biyolojik hayat değil. Hayat aslında bizim şu an dünyada gördüğümüz karbon bazlı şeyden çok daha aşkın. Karbon bazlı bunun bir çeşidi. İnsanın beden tarafı karbona bakıyor ama ruh tarafı karbona bakmıyor. Karbon aramıyor, hidrojen aramıyor, helyum aramıyor. O daha başka bir hayat. Meleklerin hayatı daha başka bir hayat. Nurdan varlıklar var, daha başka bir hayat. Üstad diyor zulmetten bile karanlıktan yaratılan canlılar var diyor. Şu an bilim onları laboratuvara sokamıyor ama varlar. Yani hayat sadece bize münhasır değil. Hayat hakkında konuştuğumuz zaman kendi içinde bir bütünlüğü olan şeyi kastediyoruz. Sistemi kastediyoruz. Mesela tek hücreli bir bakteri. Normalde o tek hücrelinin vücudundaki mineraller kainatta da bulunuyor. Dağınık olarak öyle topluca bulunmuyor ama diyelim kalsiyum bir madende bulunuyor. İşte ne var orada? Demir varsa o da başka bir madende bulunuyor. Ama o hücrede bir araya gelen o madenler bir bütünlük arz ediyorlar. Başka bir isim alıyorlar. Bakteri oluyorlar ve o bütünlüğü korumaya çalışıyor o canlı. Onun içinde başka bir sistem var. Diğer taşların, kayaların, kalsiyumun, demirin, hidrojenin sistemi de benzemeyen meziyetler var, hareketler var. Yani ne bileyim onu başka kılan, yaratıldığı şeyden üst kılan bir özel sistemi var kendi içinde. Bu hayatın başlangıcı gibi düşünelim. Cenab-ı Hak burada bir bütün yaratmış alemi, bir de o bütünün içinde ayrı ayrı bütünlükler yaratmış. Onların içinde de canlılar en komplike bütünlükler. Böyle düşünürsek belki kafamıza daha da yatar. Melekler de bir bütünlük. Varlıklarının şuurundalar ve varlıklarını devam ettirmek istiyorlar. Başka canlılar, cinler de mesela bir bütünlük. İnsanlar da bir bütünlük. Biz karbon bazlıyız, beden tarafımız öyle. Bakalım diğer canlılarınki nasıl? Belki de onlarınki dünyadaki elementler cinsinden değil. Bilmediğimiz maddelerden, madde değil belki. Mesela biz bugün foton tanecikleri nasıl bir şey? Gören mesela işte çok şeyler var, atom altı alemde ne diyorlar ona, cisimler var böyle. Onlara bir isim de veriyorlardı ama yani görülmüş şeyler değil bunlar ama varlıkları tespit edilebiliyor. Eğer Allah onlardan bir canlı yaratmışsa, onu görmüyorsak bunda anormal ne var? Yani zaten göremiyoruz ki, sadece matematiksel olarak onların orada olması gerektiğini tespit edebiliyoruz. Cenab-ı Hak ondan bir canlı yaratmış, o canlı her tarafta dolaşıyor ama senin gözün onu algılayacak düzeye sahip değil, kulağın duyabilecek düzeye sahip değil. Zaten bunların sınırları var. İnsan kulağının sınırları var. 2000 desibel ile 20.000 desibel arası mıydı? Köpek mesela daha yüksek, yarasa en yüksek. Göz yine öyle, bütün ışıkları göremiyoruz biz. Morla kızılın arasını görüyoruz. Kızıl ötesini göremiyoruz, mordan bu tarafını da, mor ötesini de göremiyoruz. Aradaki renkleri ve ışıkları algılıyoruz ama belki Allah'ın başka ne renkleri var? Gözlerin algılayabileceği, iş bilen gözlerin, kalp gözlerinin algılayabileceği ne ışıkları var? Onlar bizde yok. Onların algısı bizde yok. Bir belgeselde duyduğumu hatırlıyorum. Yani biz o yıldızlardan gelen ışığın %7'sini mi algılıyormuşuz ne? Yani çok düşük bir miktarını. Ya %3 dedi ya %7 dedi adam ama aklımda da tam kalmamış. Yanlış bilgilendirmeyeyim.
Yani görebildiğimiz ışık bile ışığın çok az bir kısmı. Göremediğimiz ışıklardan canlılar varsa biz onları göremiyorsak bu normal yani. Fizik için bile bir normal. Fiziğin üstündeki şeyleri zaten bizim bu dört boyutlu alemin üstünde daha üst boyutlardaki şeyleri algılamamız zaten mümkün değil. Evet, hayat böyle geniş düşünülmesi gereken bir şey yani. Sadece kendi biyolojik hayatımızı düşünmeyelim. Zaten mektubatta da Bediüzzaman Hazretleri hayatın mertebelerini sayarak başlıyor. Ben onu çok manidar buluyorum. Çünkü yani hayatın ne olduğunu eğer sekülerlerden öğrenip o hayat tanımıyla Kur'an'ı sünneti anlamaya çalışırsan, İslam'ı anlamaya çalışırsan o hayat o hayata uymaz. Ama orayı hayat kavramının içine İslam'ın değerleriyle, İslam'ın geniş hayat tanımıyla sadece bu aleme ait olmayan İsa Aleyhisselam'ı semavatta yaşatan, Hızır Aleyhisselam'ı zamandan aşkın bir hale getiren, ne diyelim şehitleri kendilerini yaşıyor zannettiren bir hayat olduğunu, hayatlar olduğunu, tek bir hayat olmadığını anladığınızda kafanız biraz açılıyor, daha geniş düşünmeye başlıyorsunuz. Hayal gücünüze güç katıyor Kur'an'ın, sünnetin bu nasihatleri. Pekala, hayat imanın altı erkanına bakıp ispat ediyor, onların tahakkukuna, hakikat olduğuna, gerçek olduğuna işaret ediyor. Allah Allah, hayat. Hayatta erkan-ı imaniye deliller varmış. Demek ki erkan-ı imaniye de hayatla bütün oluyor. Yani ne demek istiyorum? Biz İslam diye bir şeyden bahsettiğimiz zaman ya insanlar her zaman tarih boyundan beri işte inanmak ihtiyacı hissettiler. O yüzden işte bilmem şundan korktular, buna taptılar, bundan korktular, şuna taptılar değil. İslam'ın bahsettiği din, İslam'ın bahsettiği Allah, ahiret, melekler, kitap, işte kader, bunlar hayatın canının çektiği şeyler. Sadece işte ihtiyaç hissettiler, işte hep korktular falan mevzusuz değil. Bütün oluyoruz biz onunla. O bizim eksik parçamız. Hayat onu gösteriyorsa bu hayatın ona eklemlendiğini gösterir. Yani nasıl ne demek istiyorum? Ya bunda buna uyan parçalar var diyelim işte getirdiğinizde çık birbirini tutuyor. Anahtar kilit gibi ya da yapbozun parçaları gibi. Bunu böyle eksik bıraktığınızda bunun parçaları eksik olduğunu hissettiriyor. İşaret ediyor yani. Burada şöyle bir şey olması lazım, burada şöyle bir şey olması lazım, burada böyle bir şey olması lazım. Şöyle bir kırtış, böyle bir çıkıntı. Bunların bulunması lazım diye nasıl bu söylüyor bu eksik parça, yarım kalan parça? İşte ahiretle hayat da böyle birbirini gösteriyor. Ahiret diyorum, akaid-i imaniye ile, imanımızın rükünleriyle, parçaları ile hayat da birbirini böyle gösteriyormuş yani. Onları birleştirdiğin zaman tamam, bu canlılık ancak bu erkan-ı imaniye ile, bu mana ile bu vücut olabilir, bu varlık olabilir diye birbirine uyuyormuş. Onların tahakkukuna işaret ediyor. Nasıl? Evet, madem bu kainatın en mühim neticesi, en önemli sonucu ve meyvesi ve hikmeti, hilkati, yaratılış hikmeti hayattır. Allah Allah, öyle midir ya? Madem bu kainatın en büyük, en mühim neticesi, ben büyük diyorum ben, en mühim neticesi, meyvesi ve hikmeti, hilkati hayattır. Nereden biliyoruz böyle olduğunu? Bediüzzaman Hazretleri dedi diye mi? Yok. Bakıyoruz ki hayatta hakikaten bir sonuçluk var. Yani hayat sahibi olanlar, hayat sahibi olmayanların üzerinde bir tasarruf sahibi. Ben hayat sahibiyim. Gidiyorum, ağaçtan elmamı da topluyorum. Yeri geliyor toprağa ekiyorum, buğdayımı alıyorum. Yeri geliyor işte ineği sağıp sütümü alıyorum. Arıya bal yaptırıyorum. Allah yaptırıyor da ben işte o vesile oluyorum. Duacısı oluyorum. Emekçisi oluyorum. Veya işte vesaire vesaire. Maden çıkarıyorum. Yerin bilmem kaç kat altına giriyorum. Okyanusların dibinden bilmem neler neler avlıyorum, getiriyorum. Süngerler, inciler falan filan. Şimdi bak, hayat sahibiyim, sonuç sahibiyim. Neticeleri ben yönetiyorum. Şimdi o maden binlerce yıldır orada. O madenin ne olacağına ben karar verebiliyorum. Cenab-ı Hak bana bir tasarruf alanı açmış. Bu şeyim gösterir ki yetkim, ben neticeyim. Mühim neticesiyim bu işin. Benim yaptığım onlar yapamıyor. Ben de öyle işler dönüyor ki 40 tane tilki dolaşıyor kafamda, kuyrukları birbirine değmiyor. Bu taşta yok, bu kayada yok, bu demirde yok, bu diğerlerinde yok.
kocaman cisimler, gezegenler, onlar da yok, güneşler de yok. Benim bu kapasitem, bu yüksekliğim, bu üstünlüğüm, bu farklılığım benim netice olduğumu gösteriyor. Biz burada evrimcilerin kastettiği şeyi söylemiyoruz tabii. Yani o ona şey olmuş falan, böyle hayat tesadüfler zinciri sonucunda sonuç olarak hayat ortaya çıkmış demiyoruz. Cenab-ı Hak bizzat murad etmiş zaten. Nasıl bu maddeyi yaratmış? Ona mana olacak hayatı da yaratmış. Maddeye mana hayatla katılmış. Maddeye mana hayatla katılmış. Ben şimdi mesela baktığım nesneler hakkında yorumlar yapıyorum. Onların anlamını sorguluyorum. Onların anlamına dair öğrendiklerimi uyguluyorum. İslam'ın öğrettiği, işte vahyin öğrettiği, sünnetin öğrettiği şeyleri. Bak, anlamı ben katıyorum. Anlam var onda ama o cansız. Ben onu dile getiriyorum. Üstad Hazretleri'nin bir yerde çok hoş bir şeyi var, ifadesi var. 29. lema olabilir ama tam aklımda kalmamış. Kainattaki sanatı kitap şekline girdi. İnsandaki sanatı hitap çiçekleri açtı diyor. O kadar sanatlı ki dile gelmiş. O kadar yüksek yani. Belli yani, benim bu halim belli ki ben neticeyim. Ben murad edilmişim bu sürecin sonunda. Var olmam murad edilmiş. Baştan sona bir uyum var. Yanılıyorsunuz, Einstein kitabından nakletmiştim daha önce. Evrenin başında öyle sabiteler oluşmuş ki eğer o sabite bir sıfır, 0.1 yukarı olsa canlılık olmayacak. 0.1 aşağı olsa yine canlılık olmayacak. Tam o değerde olması lazım ki canlılık oluşabilsin. Evrenin sabiteleri diyorlar işte. Kaç tane sabite varmış? 12 tane mi? Orada rakamı da geçiyordu, aklımda kalmamış. Yani o sabiteler öyle olmasa bugün canlılık olmayacak. Demek ki ben en başta hesap edildim. Öyle tesadüfen taş kayaya çarptı, üzerimize kum yuvarlandı, bilmem şu oldu bu oldu, oradan canlı çıktı değil. Cenab-ı Hak murad etmiş o sistemin içinde öyle bir canlı yaratacağını. Vakti gelince de cennetinden Hazreti Adem Aleyhisselam'ı ve Havva annemizi indirmiş. Dünyadaki bizim sürecimiz başlamış insan olarak. Ama diğer canlılar zaten yaratılmış, dünyadalar. Elbette onların da zamanları var. Hangi zamanda Cenab-ı Hak dahil etmek istemişse o zaman dahil etmiş. Cenab-ı Hakk'ın evrime ihtiyacı yok. Bidayetten yaratmak Cenab-ı Hakk'ı zor değil ki. Nasıl insanı topraktan yarattığını, çamurdan yarattığını ayetlerle sabit söylüyor. Sarih ayetler var. Diğer canlıları da öyle yaratır. Biz niye böyle belimizi ağrıtıyoruz ki evrime bir hakikat getireceğiz diye. Yani evrim aslında kainatı Allahsız açıklamanın yolu. O yüzden uydurulmuş. Bizim bu zamanda bizim Müslümanlar da böyle bir bazıları diyelim. Böyle evrimi bir kurtarmaya çalışıyorlar ama Allah ayrı yazsın yani, dertleri neyse. Oradan ne hakikat elde edeceklerse. Dilim sürçüyor arkadaşlar. Vaktimize bakalım. Evet. Evet, bu madem, evet, madem bu kainatın en mühim neticesi ve meyvesi, meyvesi yani sonucu yine ondan elde edilen, kainattan elde ediliyor. Ve hikmeti hilkati hayattır. Son zamanlarda bir film çıktı. Elementler miydi ismi? Elementars mıydı? Neydi onun ismi? Neyse aklımda kalmamış. Mesela orada da güya işte bir bilmem ne şeyi var, böyle can, büyük dev gibi canlı. O dünyaya insanı ekmiş, o insandan da kendisinden bir tane yapacakmış falan filan. Bak onlar da bir tane Jüpiter yükseliyor diye bir film var. Onun da konusu böyle bir şeydi. Yani güya uzaylılar şey yapıyor, insan ekiyorlar. Sonra da onları mahsul gibi almak için gelecekler binlerce yıl sonra falan o insanları. Bak insanın meyve olduğunu demek sekülerler de böyle ucundan ucundan kestiriyor. Sanki biz bu dünyaya ekilmiş gibiyiz, burada çoğaltılıyoruz. Bir hissi onlarda da var demek ki. En mühim neticesi ve meyvesi ve hikmeti hilkati hayattır. Yaratılışın hikmeti hayattır. Yani çünkü o topluyor kendinde. Kitap okuyacak olmadıktan sonra ne anlamı var? Kitapla insan bir arada olduğu zaman ya da kitapla canlılık bir arada olduğu zaman o şey ortaya çıkıyor, hikmet ortaya çıkıyor. Elbette o hakikati âliye, o yüksek hakikat, bu fani, kısacık, noksan, elemli, bunlar hep bizim hayatımızın özellikleri, dünya hayatının özellikleri daha doğrusu. O hakikati âliye, hayat denilen hakikat, o sır,
bizim bu biyolojik hayatımıza sığar mı? Bu fani, kısacık, noksan, elemli, hayat-ı dünyeviye münhasır değildir. Hasta oluyoruz, işte dertli oluyoruz, sakat oluyoruz, savaşta oluyoruz. Bütün bunlar arıza. Ya hayat diye bir hakikat bu kadarcık geçici şeylere bina edilir mi yani? İnsanın değerli bir hazinesi olsa ona göre kasada tutar değil mi? Ne kadar değerliyse ona göre kasa yapar. Çok değerliyse belki yani komple odayı çelik kasa yapar, oraya koyar. Gündem kaç tane güvenlik önlemi alır. Soygun konulu filmlerde gördüğümüz türden birçok güvenlik önlemi, lazerler, silahlar, şunlar bunlar. Şimdi Cenab-ı Hak hayat gibi bir şey yaratmış. Alemin neticesi, meyvesi en üst şeyi gördüğümüz kadarıyla en üst yoğunlaşma onda, sistemin yoğunlaşması onda. Ama bunu nereye koymuş? Çalışırıp üzerine koymuş. Akarsu üzerine koymuş. Gelip yanıp sönecek ateş üzerine koymuş. Öyle olmaz diyor bak. Elbette o hakikati âliye bu fani, kısacık, noksan, elemli hayatı dünyeviye münhasır değildir. Ya böyle geçici olamaz. Böyle bir hakikat, hayat gibi bir hakikat, bir sonuç bu kadarcık bırakılmaz. Bu dünyadan ibaret olamaz. Bu bedenden ibaret olamaz. 60-70 seneden ibaret olamaz. Belki hayatın 29 hassasıyla, 29 özelliğiyle hayatın mahiyetinin, yapısının azameti anlaşılan şecere-i hayatın gayesi, o 29 özelliği bilmekle diyor ancak o kıymeti, büyüklüğü anlaşılır. Şecere-i hayatın, hayat ağacının gayesi, neticesi ve o şecerenin azametine layık meyvesi hayatı ebediyedir. Yani hayat gibi bir hakikat, bir sanat, bir giriftlik, bir komplikasyon falan nasıl diyecek, onu nasıl tarif etsek bilemedim şimdi. O kadar ince işçilik ancak ebediyetle diyor şey olur, tamam olur. Yani işte Cenab-ı Hakk'ın sanatı kainatta tabiri caizse la teşbih ve la temsil. Yani bu kelimeleri kullanıyoruz ama aklımıza yaklaşsın diye Cenab-ı Hak için kullanılmaz. Cenab-ı Hakk'ın bir şeye daha ayrı özenmesi söylenmez, böyle bir şey söylenmez ama yani hayat apayrı bir özen ürünü diyelim. Öyle yaklaştıralım fehmimize. Aslında ehadiyet tecellisi o. Ya onu taşlardan, kayalardan bile daha fani etsin Allah. Olur mu öyle bir şey? Taşı kayayı görüyorsun binlerce yıldır duruyor ya. Taşı koymuşlar öyle bir yerde anıt diye dikmişler. 10 bin yıl geçmiş gidiyorsun bakıyorsun taş hala orada duruyor. Biraz üstündeki yazılar silinmiş falan ama kaya kaya yani duruyor. Ne işte şeyler var işte bilmem kaçıncı çağda diyor. Buzul çağında oluşmuş kayalardır bunlar. Kayaçlardır diyor. İşte bilmem sarkıtlar, dikitler bilmem kaç bin yılda oluşmuş diyor. Bak o öyle duruyor. Maddeye Allah bu ömrü vermiş. Daha hayata göre daha alt derecede olmasına rağmen, cansız olmasına rağmen maddeye Allah böyle uzun ömür vermiş. Peki hayata niye vermemiş? Bu dünya itibariyle öyle değil. Çok kısa ömürleri. Kelebekler var ne sanatlı, bir hafta ömrü, bir ay ömrü. Ne böyle böcekler var küçük küçük görüyorsunuz böyle büyüttükleri zaman Allah'ım Allah'ım ne sistem. Allah üzerine ne sistem kurmuş onların böyle detay detay ince ince işçilik. Ama diyelim onun ömrü de 10 gün 15 gün çok kısa. Ya ona öyle buna böyle olmaz bunda bir mantıksızlık var. Öyle bir hikmetli usta bunda bu işi yapmaz. Bunda bunu yapıyorsa bunun bir devamı vardır. Bu böyle kalmayacaktır. İşte onu söylüyor. Hayatın 29 hassasıyla mahiyetinin azameti anlaşılan şecere-i hayatın gayesi, neticesi ve o şecerenin azametine layık meyvesi hayat-ı ebediyedir ve hayat-ı uhreviyedir. Taşıyla ve ağacıyla, toprağıyla hayattar olan dar-ı saadetteki hayattır. Bunu bize ayet-i kerime söylüyor. Asıl hayat ahirettedir diyor. Bir ayet-i kerime mealiydi. Şimdi tam meali çeviremedim. Tam çeviremedim arkadaşlar. Ama öyle asıl hayatın ahirette olduğunu söyleyen bir ayet-i kerime meali vardı. Üstad onu söylüyor burada. Toprağıyla hayattar olan dar-ı saadetteki hayattır. Taşı toprağı bile canlı. Ama nasıl canlı? Bilemiyoruz. Yoksa bu hadsiz cihazatı mühimme ile teçhiz edilen hayat şeceresi, hadsiz cihazatı mühimme,
donanım, aletler. Cenab-ı Hak birçok önemli aletle teçhiz etmiş, bizi donatmış. Hayat şeceresi zişur hakkında, şuur sahipleri hakkında, hususan insan hakkında meyvesiz, hakikat meyvesiz, faydasız, hakikatsiz olmak lazım gelecek. Ve sermayece ve cihazatça serçe kuşundan mesela 20 derece ziyade fazla ve bu kainatın ve zihayatın en mühim, yüksek ve ehemmiyetli, önemli mahluku olan insan, serçe kuşundan saadet-i hayat cihetinde 20 derece aşağı düşüp en bedbaht, en zelil, aşağı bir biçare olacak. Hem en kıymetli bir nimet olan akıl dahi, geçmiş zamanın hüzünlerini ve gelecek zamanın korkularını düşünmekle, kalbi insanı mütemadiyen devamlı incitip bir lezzete 9 elemleri karıştırdığından en musibetli bir bela olur. Bu ise 100 derece batıldır, hakikatsizdir yani. Demek bu hayat-ı dünyeviye ahirete iman rüknünü kat'i ispat ediyor ve her baharda haşrin 300 binden ziyade numunelerini gözümüze gösteriyor. Biraz hızlı okudum, vaktimiz az diye. Hızlıca söyleyeyim bunun şeylerini. 1. Serçe diye bir canlı. Normalde insanoğlu serçeden çok daha donanımlı. Bunu tartışmaya gerek yok. Ha, uçamıyoruz ama bizim zekamız da onda yok mesela. Veya duygularımız onda yok. O kadar çeşitli değil ondaki duygular. Kapasitesi daha dar. Ama eğer işin sonu fanilikse, işin sonu hiçlikse, ya serçe daha şanslı. Bilmiyor öyle olacağını. Biz her gün düşünüyoruz ya ne olacak ölümden sonra ne var falan. Ya da yakınımız öldüğü zaman o öldü falan diye üzülüyoruz. Serçe onu ne kadar biliyor, ne kadar taşıyor üstünde. Çok az. Dünyası zaten şey. Hem biz ne telaşlardı mesela Ukrayna'da savaş var. Düşünüyoruz ya ne olacak bu iş, dünya savaşı olur mu falan filan. Serçenin var mı böyle bir derdi? Düşünüyor mu Ukrayna'da ne olur ne biter? Serçenin böyle bir derdi yok. Bak serçe üstümüze çıkıyor. Eğer ahiret olmazsa, altını çizelim arkadaşlar. Eğer ahiret olmazsa serçe gibi bir hayvan bizim üstümüze çıkıyor mutlu olmakta. Çünkü bizim aklımız başımızdan işte devamında söylediği şey, aklımız bize bela alıyor. Her şeyi tahmin ediyoruz, düşünüyoruz. O öyle olur, bu böyle olur, şöyle bir tehlike var. Böyle katakulde çevrilir falan filan diye düşünüyoruz. İhtimalleri de yükleniyoruz. Sadece olacakları değil, olacaklar büyük zaten. Bir de ihtimalleri de yükleniyoruz. Serçe ne olacakları yükleniyor, ne ihtimalleri yükleniyor. Cenab-ı Hak onun rızkını tayin etmiş. Sabah topluyor, gidiyor, uyuyor gece. Tekrar sabah kalkıyor, tekrar topluyor, gidiyor, uyuyor gece. Ama insanoğlu ne elemler, ne dertler, ne havadisler, havadisler. Bir daha okuyayım burayı. Ve sermayece ve cihazatça serçe kuşundan mesela 20 derece ziyade ve bu kainatın ve zihayatın en mühim, yüksek ve ehemmiyetli mahluku olan insan, serçe kuşundan saadet-i hayat cihetinde 20 derece aşağı düşüp en bedbaht, en zelil bir biçare olacak. Hem en kıymetli bir nimet olan akıl dahi, geçmiş zamanın hüzünlerini, gittiler ve gelecek zamanın korkularını, geliyorlar, düşünmekle kalbi insanı mütemadiyen devamlı incitip bir lezzete 9 elemleri karıştırdığından, hem gidenleri düşünüyorsun, üzülüyorsun, hem gelecekleri düşünüyorsun, üzülüyorsun. Ödeyeceğin faturaları da üzülüyorsun, ödediklerine de üzülüyorsun. Veya işte kaybettiklerine de üzülüyorsun, ileride kaybedeceklerine de üzülüyorsun. Biliyorsun çünkü aklın kestiriyor, hem onu hatırlıyor, hem bunu kestiriyor. Ne oldu? Akıl azap aleti oldu. Kalbi insanı mütemadiyen incidip bir lezzet 9 elemleri karıştırdığından en musibetli bir bela olur. Akıl nimet iken belaya dönüşür eğer ahiret olmazsa. Bu ise 100 derece batıldır. Böyle olamaz. Demek bu hayat-ı dünyeviye ahirete iman rüknünü kat'i ispat ediyor ve her baharda haşrin 300 binden ziyade numunelerini gözümüze gösteriyor. Demek ki haşirdeki bu kadar yaratılışın da bir hikmeti oymuş. Bahardaki yaratılışların bir hikmeti de buymuş. Cenab-ı Hak baharda bu kadar hayat yaratıyor ki, ya bu hayatlara bakın, hayat faniliğe değecek bir şey mi? Ya da fanilik hayatın kıymetini düşürmez mi? İnsanlar, ey insanlar bunu düşünün, bak ne kadar kesretli yaratıyorum ben bunları.
hiç fanilikle bunları ziyan eder miyim? Gibi gibi bir mana demek ki burada var. Ahirete iman rüknünü ispat ediyor ve her baharda haşrin 300 binden ziyade numunelerini gözümüze gösteriyor. İşte Haşr Risalesi'nin başındaki ayete geri döndük. Fenzur ila eser rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiha ila ahir. O ayeti kerimeye geri döndük. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu dirilten ahirette yaratacaktır. İnsanları da diriltecektir manası. Burada kendini gösteriyor hayat üzerinden. Hayatın kıymeti ahireti gerekli kılıyor. Ahiretle beraber hayat hayat oluyor. Yoksa hayat azap oluyor. Böyleyken dibe düşüyor. En yukarıdayken en aşağıya düşüyor hayat eğer ahiret olmazsa. Bu eksik bir parçanın yerini bulması işte. Demek ki akaidimiz, imanımız bizim hayatımızdaki eksik parçaların yerini bulması. Zaten iman edenler de biliyorlar ki onun lezzetinden o eksik parça yerini bulmuş. Kafirken imana dönenler de bunu daha çok biliyorsunuz, görüyorsunuz, duyuyorsunuzdur. Yani adam eksik parçasını bulmuş gibi zaten bayağı mutlu oluyor. Size de anlatırken öyle anlatıyor. Cenab-ı Hak o şuuru bize de nasip eylesin. Burada da Bediüzzaman Hazretleri işte o ilişkiyi, o parçaların birbirini toplamasını, iman ile hayat arasındaki ilgiyi, İslam ile hayat arasındaki ilgiyi bize anlatıyor, anlatmaya devam edecek. Bugün bir paragraf konuşabildik, onu da belki biraz hızlı konuştuk, kusura bakmayın. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu metinden istifade etmek üzere bugünlük bu kadar diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.